Türk modernleşmesini başlatan 3. Selim'den yaklaşık 100 yıl sonra roman yazmaya başlamışız. Modernleşme sürecinin önemli halkası olan Tanzimat Fermanı, varlıkları hukuki bir dayanağa yaslanan paşalar aristokrasisini doğurmuş ve bu yeni sınıfın ikinci kuşağı gazete çıkarmakla başlamış ilk tiyatro eseri, makale ve nihayet roman yazmaya. Hızla oluşan bu sınıf köksüz ve bunun sonucu olarak da yüzeyseldi. İlk romanlarımıza bu gözle bakabilirsek eğer onların Hugo, Pushkin olamamalarını da anlayışla karşılarız. Ama ilk romancılarımız bize yaşadıkları dönemin sosyoekonomik yapısını, siyasal iklimini, insan ilişkilerini büyük bir ustalıkla aktarmışlardır. Sanatsal bir irdelemeden ziyade toplumsal yapımızın irdelenişini ve Cumhuriyet öncesinin toplumsal kodlarını ilk romanlarımız sayesinde görebiliyoruz. Türk romanının hikayesi Türk modernleşmesinin hikayesidir.